Dobra konuşan, verilen her görevi iyi yapmaya çalışan biri o. Halk içinden geldiği için halkı ve halkın nasıl düşündüğünü biliyor ve onları tanıyor. Başarısının altında bu saklı aslında. Yazılarıyla gündemde en çok konuşulan isimlerden biri o. Evet, Yılmaz Özdil'den bahsediyorum. Gelin usta gazeteciyi daha yakından tanıyalım. Ocak 1965'te İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarafından Girit göçmeni, babası ise Aksaraylı. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçirdi. Söylediğine göre haylaz bir çocuktu. Hürriyet'ten Ayşe Arman'a verdiği röportajda, "Allah'ın cezası bir çocuktum. Ailem ve mahalle açısından. Sokakta büyüdüm. Çok haylazdım. Mahallede evde yaktım, futbol maçında parmakta kırdım. Annem ev kadını, babam yeni asırda şoför. Dinç Bilgin'in babası rahmetli Şevket Bey'in makam şoförü. 25 sene yeni asırda çalıştı. Futbol maçlarını foto muhabirlerinin yanında saha içinde seyrettim. Gazete bobinleri arasında büyüdüm," demişti. Yıldırım isminde bir de kardeşi var. BKM Kitap'tan Elif Yıldız'a ailesinden bahseden Özdil şunları söylemişti. "Siyah beyaz filmlerin yıllarıydı ama ailemiz gerçekten çok renkliydi. Çünkü benim ailem bir Anadolu terkibi. Anneannem Girit'ten mübadeleyle gelen bir ailenin evladı. Onlara yerleşmeleri için Antep'te toprak vermişler. Büyük babam da iki tane dedem olduğu için annemin babasına büyük baba diyoruz. Aslında Çerkez göçmeni. O sırada Diyarbakır merkezi karayollarında görevli. Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Hakkari'deki karayolu faaliyetlerinde tekniker olarak çalışmış. Gaziantep'te görevliyken Giritli anneannem Nazlı'yı görüp beğeniyor. Sonra da evleniyorlar ve annem dünyaya geliyor. Benim annem dünyada şark çıbanı olan tek Giritlidir. Hayat bu şekilde başlıyor aslında. Sonra İzmir'e taşınıyorlar. Baba tarafım Aksaray'dan. Onlar da aslında Yörük Türkmeni. Dedem Aksaray'dan İzmir'e taşınıyor ve biz bu şekilde İzmir'de kök bulmuşuz. Daha da ilginç bir şey, annemin en yakın arkadaşlarından biri olan Muazzez teyzem, kökenini tam olarak bilmediğimiz, Sudan olabileceğini tahmin ettiğimiz Afro-Türk. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir şekilde anne ve babasız kalmış. Bu nedenle ailesini kendisi de tanımazdı. Devlet tarafından okutulmuş ve hemşire olmuş. İzmir'de çalışırken annemle arkadaş oluyorlar. Dolayısıyla beni o hemşire eğitimiyle bir Afro-Türk kadında büyüttü. Bu yüzden kendimi biraz da Afro-Türk sayarım. Bugün kullandığımız dil itibarıyla gazetecilik bakış açısından doğru gördüğümüzü söyleme ısrarımız yüzünden bizi zaman zaman farklı ideolojik kimliklere sokarlar. Kimisi bir etnik kökene düşman olduğumu söyler, kimisi aşırı milliyetçi olduğumu söyler, kimisi komünist olduğumu söyler. Halbuki bunların hiçbirine ait olmayan, gerçekten hoşgörülü, çok renkli, çok fikirli, özgürlükçü bir ortamda büyüdüm. Bununla da çok gurur duyuyorum. Biz onu gazeteci olarak tanıdık ama aslında onun aklında hentbol vardı. Gazetecilik umrunda bile değildi. Hayattaki en büyük ideali hentbol antrenörü ya da katamaran hocası olmaktı. Ortaokulda Türkiye şampiyonu olmuşlardı. Ayşe Arman'a anlattıklarına göre o da takım arkadaşları gibi Mithat Paşa Endüstri Meslek Lisesi'ne gitmek istiyordu. Ama babası Atatürk Lisesi'ne gitmesini istedi. O yüzden lisede hentbola veda etti. Hentbol içinde kaldı tabii. İzmir'in Atatürk Lisesi'nden mezun olan Yılmaz Özdil, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik Bölümünde tamamladı. Üniversiteye başlayınca gündüz okula, gece işe gider olmuştu. Ofis boy olarak başlamıştı. Gece muhabirliği, polis muhabirliği, sayfa sekreterliği vesaire. Üniversite bitene kadar hep gece çalıştı. Yıllarını bu mesleğe adayan Yılmaz Özdil'in gazeteci olması tesadüfi olmuştu. BKM Kitap'a verdiği röportajda şöyle demişti. "Hayat dediğimiz şey 5 yıllık kalkınma planı değil. Gazeteci olmam, gazetecilik fakültesini kazanmam ve mesleğe başlamam tamamen tesadüfler üzerine kurulu. Üniversite sınavına girdiğim yıllarda 18 tane fakülte tercihi yapıyordu. Puan nereye yeterse oraya gidiyorduk. Benim puanım da Ege Üniversitesi basın yayına yetti. Hepsi bundan ibaret. Bir de babam o sırada Yeni Asır gazetesinde şoför olarak çalışıyordu. Yeni Asır'da gazeteci olarak işe başladım. Yani babam Pınar Süt'te çalışsaydı Pınar Süt'te, Piyale'de çalışsaydı Piyale'de işe girerdim herhalde. Çünkü benim sadece sigortalı bir işe ihtiyacım vardı.
Babam bana yaptığım işi iyi yapmayı öğretti. Köfteciysem en iyi köfteyi yapmaya çalışırdım. Tekstilci olsam en iyi gömleği üretmeye çalışırdım. Hayat beni gazeteci yaptı. Olabildiğince dürüst, en iyi gazeteci olmaya çalışıyorum. Yoksa gazeteci olmak gibi bir idealim, tutkum yoktu. Türkiye'de ekonomi nedeniyle sevdiğin işi yapamıyorsun. Yaptığın işi sevmek zorundasın. Ekonomik olarak sevdiğim işi yapma imkanım olsaydı, mesela bir katamaran hocası veya handbol antrenörü olmak isterdim. Veya arkeoloji okumak isteyebilirdim. Ama Türkiye insanlara bu fırsatı vermiyor. Meslek hayatına Yeni Asır gazetesinde muhabir olarak başlamıştı. Zaman zaman yeter dediği de olmuştu. Ama eczacılık okuyan Hülya Hanım'la tanıştı. Ona aşık oldu ve evlenmesi için okulunu bitirip askerlik yapması gerekiyordu. Ayrıca bir de mesleği olmalıydı. Yılmaz Özdil 1989 yılından beri Hülya Özdil'le evli. Aynı zamanda 1991 yılında doğan Pelin adında bir kızı var. Bu arada rotasını İstanbul'a çevirmişti. 17 yaşında ofis boy olarak girmişti gazeteye. 25 yaşında yayın koordinatörü olmuştu. Dahasını yapabilmek için İstanbul'a gelmesi gerektiğini düşündü. Milliyet'in genel yayın müdürü Umur Talu'ydu. İstanbul'a gelmek ister misin diye sordu ona. Şartlar da iyiydi. Yılmaz Özdil de kabul etti. Aslında Dinç Bilgin onu Sabah'a almak istemişti ama o dönem Sabah'ın yayın politikasını benimsemiyordu. Hürriyet Kelebek'ten Ayşe Arman'a konuşan Yılmaz Özdil şöyle demişti. Umur Talu'nun teklifini kabul ettim. Kızım da 3 yaşındaydı. İstanbul'a yerleştik. Ben daha Milliyet'in restoranının ve tuvaletinin yerini yeni öğrenirken Umur Talu görevi bıraktı. Rahmetli Ufuk Güldemir geldi. Onunla bir yemek yedik. Bir aylık gözlemlerimi anlattım. Bütün ekibi kovmasını önerdim. Ben dahil. Sen ne yapacaksın dedi. Sabaha giderim dedim. Dediğimi yaptı. Herkesi kovdu. Bir tek beni tuttu. Ne kadar birlikte çalıştık hatırlamıyorum. Sonra o da ayrıldı. Doğan Heper geldi. ...1995 yılında Sabah'a geçti. Yazı işleri müdürü olarak görev yapıyordu. 1999 senesinde Fatih Çekirge'nin genel yayın yönetmenliği yaptığı Star Gazetesi kuruluşunda yer edindi. Sonrasında tekrar Sabah'a döndü ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevini aldı. ATV ve Sabah'ın TMSF'ye devri sonrasında Hürriyet Gazetesi'ne geçti. 2008'de Uğur Dündar'ın sunuculuğunu yaptığı Star Ana Haber Bülteni yayın yönetmeni oldu. Aynı esnada Hürriyet'te yazıyordu. Bir dönem Fanatik gazetesinde spor yazarlığı bile yaptı. 15 Ağustos 2014'te istifa etti. 10 Ekim 2014'ten sonra Sözcü'de köşe yazarlığı yapmaya başladı. Bilindiği kadarıyla 26 Ekim 2022'de Sözcü TV genel yayın yönetmeni oldu. Mart 2023'te Sözcü TV ve Sözcü gazetesinden istifa etti. Kendi adını taşıyan YouTube kanalında gazeteciliğe devam ediyor. YouTube kanalının linkini açıklama kısmına bırakacağım. Tüm bunların yanı sıra pek çok kitap kaleme aldı. Beraber yürüdük biz bu yollarda, isim şehir hayvan, isim şehir bitki, isim şehir artist, beraber yürüttük biz bu yollarda, kadın, adam, sen kimsin, Mustafa Kemal, son cüret, Anka Kuşu gibi kitaplar yazdı. Yıllardır araştırmalarıyla, açıklamalarıyla ve yazılarıyla milyonlarca insanın sesi oluyor. Tabii bunun tehlikeli tarafları da olabilir. Hürriyet'ten Ayşe Arman'a verdiği röportajda, siz bu toplumu her geçen gün biraz daha fethediyorsunuz ve toplum da size güvenip önemli sorumluluklar yüklüyor. Bunun sonuçlarından korkmuyor musunuz? Popülist olarak değerlendirilmekten, iktidarın tepkisini çekmekten, hapse girmekten, işsiz kalmaktan, dışlanmaktan, taşıyamayacağınız bir yükün altına girmekten, ailenizin başını belaya sokmaktan sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Popülüm, bana popülist diyenler farkında değil ama onlar da popül. Hapse girdim, işsiz kaldım, hayatın sonu değil, dışlanmadım hiç. Arkadaşlarım var benim, gerekirse hayatlarını tehlikeye atarlar. Kardeşliğimizden vazgeçmezler. Taşıyamadığım yükü taşımam, bırakırım. Ailem desen başları zaten benle belada. CNN Türk'te Aynur Tartan'la Burada Hayat Var'ın konuğu olan Yılmaz Özdil, İzmir sohbetinin ikinci bölümünde neden sarı basın kartı kullanmadığına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Çocukken her yıl İzmir fuarına gittiğini söyleyen Özdil,
Yeni Asır'da çalışan babasının Nejat Uygur'un fuardaki bir gösterisi için eve kendi deyişiyle Avanta bilet getirmesinin hayatında nasıl büyük bir iz bıraktığını anlattı. Şöyle demişti Özdil: İzmir fuarı geldiğinde her sene eve Avanta biletler gelirdi. Bir gün Nejat Uygur bileti geldi. O zaman ilkokul 2. sınıftaydım. Biletin altında Nejat Uygur'un muhteşem zekasıyla Avanta fuarlar içindir yazıyordu. Yani adam o muhteşem zekasıyla hem basın çalışanlarına bedava bilet veriyor ama bir yandan da ben sana bu bileti mecburiyetten veriyorum, Allah'ın cezası diyor. Dolayısıyla bu benim hafızama mıh gibi çakıldı. Yıllar sonra gazeteci oldum. Bugün bile benzer bir mesele geldiğinde aklıma hep o gün geliyor. Hayatım boyunca arkadaşlarımın organizasyonu dahil hiçbir sinema, tiyatro vesaire için bedava bilet kullanmadım. Bugün benim sarı basın kartı dahi kullanmamamın, maçları basın tribününde seyretmememin kökeni fuardaki Nejat Uygur'un Avanta biletidir. Keşke Nejat Uygur o Avanta bilet bütün gazetecilerin çocuklarına da dağıtmış olsaydı demişti. Biz de Yılmaz Özdil'e hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.